Günaydın, günaydın efendim. Gününüz aydın, gönlünüz neşeyle, keyifle, sağlıkla da olsun sevgili seyircilerimiz. Çünkü sağlık gerçekten çok önemli. İlk konuğumu Yeşilçam'da bazen komedi, bazen de dram filmlerinde izledik. 2000 yılında kurduğu özellikle tiyatro art ile yıllardır çok önemli işlere imza atıyor. Kendisiyle bunları konuşacağız. İmkanı olmayan okullarda çocukları tiyatroyla tanıştırıyor ki bizim özellikle tiyatro oyuncularının hep istediği şey, lütfen çocuklarımızı küçükten tiyatroya tanıştıralım ki bu değerli sanatımız daima ilgi ve sevgi görsün. İşte gelecek olan sanatçımız bunu yapıyor, sevgili Mehtap Ar. Canım Mehtap'cığım, hoş geldin bir tane. Çok heyecanlıyım. Canım aşkım benim. Çok duygulandım. Ama çok teşekkür ediyorum. Bizim için o kadar önemli ki yaptığın iş. Zaten seninle konuşacağız bunu. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizleri çok mutlu ediyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsun biz tiyatrocular, tiyatromuz hiçbir şey olmasın. Tiyatroyu iyi bilsin seyircimiz istiyoruz. Çünkü tiyatro sanatı her zaman konuşuluyor. İnsana insana anlatan tek sanattır diye. Çok teşekkür ediyorum. Onun için çocuklarımıza bu eğitimi verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ama bunu konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır görmediğim bir, acaba tanışıyor musunuz bilmiyorum. Bir konuk daha gelecek. Ama sanıyorum ki tanışıyorsunuz. Dur bakayım bir çağırayım kendisini de. Efendim ikinci konuğum deli dolu, cıvıl cıvıl, hoş sohbet, çok renkli bir kişilik. Yani müzik sektöründe marka olabilme başarısını istermiş. Türkiye'nin inanın en önemli söz yazarlarından biri geliyor. Benzer taraflarımız o kadar çok ki. Zaten ilk benzer tarafımızı görünce anlayacaksınız. Sevgili Aysel Gürel. Efendim benzer tarafları derken daha bu ilki. Bakın ikimiz de evden çıkmışız böyle. Ben ona çaktırmadan onun elbisesinden artan kumaşla kendime bluz yaptım. Yani insan bu kadar mı aynısını? Yani deseler biz şimdi ikimiz konuşsak seninle. Desem ki Ayşe şöyle renkli falan bir şey giy. Ben de öyle bir şey giyeceğim. Bu aklımıza gelir mi ya? Gelmezdi. Fakat bu ruhsal ilişkimizi bugün dünyada kanıtladı. Sevgili Rubato. Viyana'da zannettim kendimi. Ben Viyana'da köprüden geçerken otobüsün içinde kalktım. Johann Strauss'a saygı olarak otobüsün içinde vals yapmıştım. Onu hatırlattınız canım bana. Benim, canım Aysel. Bu müzikler ne kadar önemli. Peki söyle bana eski İstanbul'da mesela o nasıldı Beyoğlu? Beyoğlu'na çıkarken kaplı evet. Şapkalar giyerdik. Evet. Dantel eldivenler, empirme elbiseler. Monsieur'ler, madamlar hep beraber promenat yapardık. Herkes birbirine selam verirdi. Beyefendilerin tozlukları vardı. Potinlerinin, botinlerinin üstünde. Evet. Tanıdık selamıydı o. Böyle hiç tanımadığı bir beyefendi şapkasını çıkardı. Böyle yapardık. Şimdi birine selam versen kaç dolar diye sorar yani veremez. İkinci konuklarımı, üçüncü konuk, hatta dördüncü konuklarımı çağırıyorum. Ben giderek fazla. Efendim şimdi gelecek olan konuklarım çok genç ve yetenekli iki kardeş. Aysel Gürel çok destekliyor onları. Üstelik tek yumurta ikizi. Ben hakikaten nasıl ayırıyorsun bunları dedim. Ayıramıyorum dedi. Ayrılacak gibi değil. Özellikle son dönemlerde çektikleri kliple isimlerinden çok söz ettirdiler. Onu da soracağım. Hem klibin perde arkasında hem de güzel şarkıları demek üzere. Hürol ve Gürol geliyor efendim.
Ayol hanginiz rol, hanginiz rol? Ben hangisine mi? Ya, ben... Ay kimle öpüştün kardeşim? Gel. Bak öpüştüğünü söyle, sana kim olduğunu söyle. Hangisiyle öpüştün? Ay, ben sen ne bileyim. Ben de hangisi babam onu... Bu kız şaşırmış, hangisi babam? Ben amca. Amca baba. Aile denir. Oturdum ki neden? Aile denir ben. Aile denir. Sen rahat mısın? Verebilirsin. Peki hayatım, bu aileyi nasıl kurdunuz? Anlatın bu bana. Aile. Valla hazır buldum ben. Sen çocuklar hazır. Onlar nasıl? Çocuklar, torunlar hazır. Anlatın. İşte sevgili Hakan Özbek albüm projesine başladığımız zaman. Hakan Özbek de çok önemli, evet, bir televizyoncu. Biz çok arzu etmiştik Aysel Gülen Hanımefendi ile çalışmayı. Dinliyoruz, ne yaparız, ne edebiliriz sürekli. Bir bizi götürdü evine. Evet. Gidiş o gidiş. Çıkamadık. Bir daha çıkamadınız orada. Ama ilk sabah çıkamadım. Sabah 5'lere kadar vitrinden indiriyoruz şarkı sözlerini. Yani en iyisi en iyisini bulalım, böyle güzel bir şey çıkaralım. O dilbazlar da bunlara. Çok ya. Çıkardık 4 tane, 5 tane böyle. Aysel Hanım sağ olsun götürdük biz eve. Evet. Bu sefer iki kardeş arasında böyle didişmeler başladı. Acaba hangimiz daha önce besteleriz bu sözleri? Hangimiz ya daha iyi besteleriz? Kim birinciliği kim aldı? Şöyle bir şey. Aslında şöyle bir husus oldu. Husus yok. Ben birinci. Aysel Hanım'ın ilk bestesi bana ait. Zaten ben Hüro'nun büyüğüyüm, o biraz şey. Aa, sen büyük müsün? Ayol, sen küçük, daha küçük duruyorsun. Yani ama tombul ya büyük biraz. Büyük olabilir ama amca. Amca sen amca. Amcam babam. Aldım öpücüğü. Nereye koyacağız? Atacağız oraya. Nereye atıyoruz? Onlara. At. Ay dolu oldu be. Aysel orkestraya da atın bile. Orkestraya. Yerden alıyoruz. Bak ben ona, ay, yetişememişim Aysel. O eski değil. O çok eski, ona yetişememişim ben. Ben bu kadar eğilmeyi biliyorum. Bu yerden almayı yetişememişim ben. Atacağım. Hah, onu bilemedim. Konuşmadığımız var mı? Kaldı mı dedikodu medikodu? Onda evde konuşuyor. Yavaş yavaş programımızın saati doluyor. Yapma ya. Vallahi yapamadığımız bir şey varsa yapalım. Bir rezillik kepazelik var mı? Canım, sezona bir daha geliriz. Ay canım. Ben bir daha Aysel'le gelmiyorum. Ay yerim ben seni aşkım. Ama şaka diyorum. Söyle misin? Sen yok, de. Vallahi geçen gün tutturdular buna, içeride fıkra anlatıyorum. Anlatın. Onu burada anlatamam. Onu içeride anlatayım. Tamam, çünkü o fıkranın hakkını vererek anlatamazsan. Tamam. Çok güldük ona. O fıkra olmaz. O anda hakkını vermek lazım. Onun hakkını da veremiyorum burada.
burada. Gelecek evde. Sene ben yeni olanlarla geleceğim. Tabii. 300 bu sefer 300. E zaten sana bir şey söyleyeyim. Ben gelecek sene de sen bunlarla gelirsen ben sen çaptan düştüm derim. Tabii. E yakıştıramam bunu sana. Yeni o zaman 300. Ben bu sene elimi çabuk tutayım. Sen bu sene ne yapacaksan yoksun. Gelecek sene sen yoksun. Nikaha bastın. Yok. Efendim ben de sizi nostaljik eğlenceli bir şarkıyla uğurluyorum. İşte şimdi oynamaz ama. Hadi bakalım. Ayşe hadi, bacağıma Ayşe'cim hazır mısın hayatım? Bacağıma atayım. Periyodu menunu sıkı tut düşürmeden. Evet. Bacağıma atayım mı yine? Yanlış mikrofon almışım. Hayatım nasıl Ayşe'li yanlış? Bu da var bu da. Hadi bakalım. Ayol bunda ses yok. Bunda ses yok. Seviyorum demek hüner değildir. Aşkınla oynama kumar değildir. Seviyorum demek hüner değildir. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Bizim de canımız var, biz de insanız. Benim de canım var. Seviyorum.